Peki Trabzonspor'un da muhtemellerini ekranlarımıza taşıyalım. Son 7 haftadaki 5 maçtaki puan kayıplarıyla zirve yarışında büyük bir yara aldı. Mehmet seninle başlayalım istersen. Sen Trabzonspor'un yarışın neresinde görüyorsun? Dışında görüyorum. Çok net oldu herhalde. Dışında görüyorum. Neden? Trabzonspor e, zirve grubunda e, zirve grubuyla ilişkisini Fenerbahçe mağlubiyetiyle bitirdi. Kesti. İlişkiyi kesti. Tek e, söyleyebileceğim bu. Ee, Fenerbahçe maçı beraberlikle bile bitseydi. Yani hı hı. bakın bunu geçen gün hesapladık. Şu anda Fenerbahçe yakalıyordu kazansaydı o maç 3 puan gerisine çıkmıştı Fenerbahçe'nin. Şu anda Fenerbahçe maçından 0 puan almış. Ondan sonra kaybettiği bir Alanya maçı var. 3 tane beraberliği var. Bu 3 tane beraberliği kazandığını varsayalım. Yani 3 6 9 diyelim. Ankara Gücü galibiyeti var 12. eee Fenerbahçe maçında bir puan yazalım. Alanya maçında kazandığını varsayalım. Yani e, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puan kaybetmiş. 9 puan ekleyelim şu anda Trabzonspor'a. Ne oluyor? 57, 9, 66 zirve orta oldu. Ama Fenerbahçe maçında alınan mağlubiyetle her şey gitti. Hatta Fenerbahçe maçında alınan mağlubiyet değil. Trabzonspor camiasının o son dakikada satasın pozisyonunda verilmeyen penaltıyla oraya takılmasıyla gitti her şey. Motivasyonunu kaybetti. Hı hı. Orada 7 maçlık bir seri vardı. 7 maçlık seri de tartışırız ayrıyeten de. Hani galibiyet ayrıdır, futbol kalitesi ayrıdır. Mesela bence bu sezonun en iyi futbolunu daha geçen gün Kayserispor karşısında oynadı. Doğan Kral çok Ransız. iyiydi. Evet Doğan iyiydi. Trabzonspor yani, tabii yani, muhteşem bir futbol oynadı. tutunmak için kazanmak zorunda. Diğer yandan baktığımızda da e, tehlikeli bölgede Çaykur Rizespor'da. Onlar da oradan uzaklaşmak istiyorlar. Yani bu anlamda çekişmeli bir maç olacak gibi. Ne ya diyorsun Mehmet? Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'ıyla benzetebiliriz. Abdullah Avcı'nın Trabzon'u yani. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş geçen, geçen sonunu sezon sonunu iyi bitirdi. Üçüncülükle e, tamamladı. Trabzonspor'un ceza sayesinde önleme oynamak kazandı. Benzer düşünce bence Trabzonspor'da da var. Son hafta puan kayıplar olsa. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray sendelerse biz üçüncü olabilir miyiz? Ama e, yani tabii şu var e, Çiğdem. Kadro sıkıntı. Yani e, Novak, Sosa ve Sörlot'un boşluğunda olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi Vakame ve Ekuban da olmayacak. Evet. Artı Berat'la Bakastas gelmesi zaten o 7 maçlık galibiyet serisi gelir miydi? Hı hı. Ama ben de Mehmet'e katılıyorum. O Fenerbahçe maçıyla Trabzonspor'un zirve. İhtimal ortadan kalktı ki o günkü futbol evet bakasınız penaltı penaltı ama hani bana maçı sorsan herhalde Erol Bulut'un en net galibiyeti hak ettiği maç ak, derim. Fenerbahçe galibiyeti hak etti o gün. Hak, haksızlık yapmıyorum evet bence de pozisyon penaltı ama e, aynı maçın 52. dakikasında mesela Ekipa'nın atılması e, işte gerekiyor. Oraya atmadı onu söyleyelim. Ve artı oyun olarak Fenerbahçe'yi veririz o gün. Ve problem şurada bakın takımlar e, hep şunu söylüyorlar maç maç gideceğiz. Maç bittikten sonra da ne diyor? Önümüzdeki maça bakacağız. Evet. Ama öyle olmuyor. Şu anda bile bak Galatasaray ne diyor? Galatasaray futbolcular Beşiktaş maçına alt puan değil 3 puan farkla bakıyoruz. Kaç hafta var o maça da? Ama şimdiden bile aklının bir köşesinde o maçı var. O maçı oynuyor bir yerde. O doğru Mehmet. Ben birebir yaşadığımı sana söyleyeyim. Kulüp maçı Belçika'ya gitmiştim. Maçtan sonra Lemina ile konuştum direkt derbi sorduğumda geçen sene bir önceki sene hatırlarsın kavga olmuştu sahada. Behlenda o ile Soldado kavgaları bana anlatlar. Atmosferi biliyorum dedi. Yani o hani sıradan lig maçı olarak bakmıyorlar evet, büyük evet, maçlara. Şunu söylemeye Kesinlikle çalışıyorum. onu kafalarında şu, yaşamaya başlıyorlar. Şunu, şunu söylemeye çalışıyorum. Yani futbolcular hani maç maç yaşamıyorlar orada. Evet. Dolayısıyla e, şu anda Trabzonspor ne yapabilir? Burada Fenerbahçe maçını unutsaydı diyoruz. Orada takılı kaldı Fenerbahçe. Unutsaydı farklı yerlere gelebilirdi. Hı hı. Bugün de aslında Trabzonspor farklı yerlere gelebilir. Yani. E, çok da zorlu bir fiksürü var. Bu şimdi, arada baktığımızda. Trabzonspor'un. Trabzonspor. Göreceli bir şey. Zorlu fikstürü göreceli bir şey. Ayrıca evet. Fiksürü üzerinden çok sağlıklı Şunu sağlık söylemeye çalışıyorum. Nasıl ki bak. Şimdi tekrar şuradan puan durumuna bakalım. Şimdi Beşiktaş 67 puanda. Fenerbahçe 60 puanda. Galatasaray 61 puanda. Eee. 63 puanlı bir maç fazlası olan Fenerbahçe şampiyonluk hı hı. iddiasını sürdürüyor. Ya, 57 puanlı, 61 puanlı Galatasaray'ın arkasındaki Trabzonspor'a bak. Kaç puan var? 4 puan var. Onun da 4 puan var. Yani Trabzonspor tekrar motive olabilirse Trabzon'un maç sayısı 32. Bay oldu mu? Şu anda 32. Hayır. Onu diyorum. Yani 4 diyorsun ama 7 olabilir Galatasaray'ın arasındaki puan farkı. Hayır hayır bak şunu söylüyorum. Galatasaray'ın 31, Trabzonspor'un 32. Tamam onu diyorum Trabzonspor bir maç fazla oynadı yani Galatasaray hayır, hayır. bir maç eksiğine rağmen Trabzonspor'un 4 puan önünde o önemli avantaj. Hayır aynısı Beşiktaş'ta Fenerbahçe için var onu söylüyorum. Tabii. Beşiktaş'ta bir maç eksiğiyle 4 puan önünde Fenerbahçenin şu anda Fenerbahçe birebir aynı pozisyonda Fenerbahçe Beşiktaş'ta Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor maç ve puanı aynı pozisyonda Beşik Fenerbahçe hala bir motivasyonla şampiyonluktan bahsedebiliyorsa. Trabzonspor da aynı durumda olabilmeli. Olmalı, olmak zorunda. Hı hı. Bu arada bir virgül koyalım. Devam edeceğiz sohbetimize. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgili izleyenler 4. Etnospor Forumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İzleyelim. Çaykur Rizespor maçında bir Edgar'ı dinleyelim öncesinde. Sohbetimize devam etmeden önce Trabzonspor'un Portekizli defans oyuncusu Edgar kulüp dergisine röportaj verdi. Bordo mavi ekipte mutlu olduğunu söyledi Edgar'la. E, futbol felsefesini de Adanmışlık olarak anlattı. Edgar'ın açıklamalarını ekranlarımıza getirdik. Güzel de bir uyum sağladı. E, Vitor Hugo ile beraber bundan da bahsetti. Abdullah Avcı'ya övgüler yağdırdı. Bugün de zaten kadroda olması bekleniyor. Sen o ikiliyi nasıl buluyorsun uyumlarını? İkilden memnunum. Yani e, Hugo aslında o ikilinin tamamlayıcı noktası bence. Hugo olmasa Edgar bu seviyeye gelebilir miydi? Hala da gelişim bir oyuncu bu arada. Hı hı. Ama e, doğru bir ikili. E, Trabzonspor'un önümüzdeki sezon bu stoper ikilisini en az bir isimle, doğru bir isimle yedeklemesi gerektiğine inanıyorum. Yine bu ikili oynar. Ee, savunma daha da güçlü bir duruş sergileyebilir ama doğru bekleri bulmanız halinde. Hı hı. Yani Trabzon'un bir sağ beke, başta sağ beke ihtiyacı var. Bir de sol bekle o Marlon'dan kurtulmada gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında Mehmet de biraz önce belirtti. Berat ve Bakasetas çok nokta atışı transferler. 3-4 tane, ilk 11'e bu arada, 3-4 tane doğru e, dokunuşla Trabzonspor çok Hı -hı. daha ileriye doğru hamle yapacak bir takıma dönüşebilir. Kim alır maçı Mehmet ne dersin? Bu arada Trabzon'un 11'ini bir kez daha isteyelim. 5 futbolcunun oyun olmayacağını söyleyelim. Ama bazı eksikler de geri dönüyor takıma. Evet. Artı son dönemlerde 5-6 yıllık periyotta da iki şehir arasında bir rekabet arttı diyebiliriz. O Rize Spor'un küme düşmesiyle evet. birlikte. Ersun Yonol'a hatırasıdır. Evet. Yani o yüzden tabii seyircisiz maçta nasıl bir tansiyon olacak ama e, muhakkak e, iki tarafta e, kazanmak isteyecektir. Rize Spor son dönemlerde iyi toparladı Bülent Uygun'la. E, bence kadro kalitesi de çok iyi diğer Anadolu takımlara kıyasladığım zaman kulübesi de zengin. Bence zor maç. Beraberlik yani şu an iki takıma baktığım zaman Trabzonspor'un son dönemdeki zaten maçların çoğu berabere bitiyor. İki <laughs> ihtimali maç bence. Birinci ihtimal beraberlik, ikinci ihtimal Trabzon kazanır. Vakeme Rizev ve sakatlıkların olması, kadroda olmamaları etkiler mi Trabzonspor'un performansını? Etkiler tabii. Hücum edersin. anlamında çok ciddi etkiler. Aynen. Özellikle Vakeme e, sadece hücum değil, Trabzonspor gücünün %50'sini temsil ediyor benim gözümde. E, buna rağmen e, Trabzonspor bu savunma grubuyla Berat da döndü. E, kolay, kolay kolay gol yemez hı hı. Dediğim gibi kuvvetli ihtimal beraberlik e, ya da Trabzonspor galibiyeti bekliyorum ben. Peki bu bölümü o zaman noktalayalım. Dönüşte de ağırlıklı olarak Fenerbahçe'den Beşiktaş'tan bahsedeceğiz. Bir de günün maçlarına yine vurgular yaparız sevgili izleyenler. İlk bölümümüzü tamamlayalım. Çok kısa bir aramız var. Saat başında gelişmelerle bu